Geçtiğimiz aylarda, meslektaşı Ece Çeşmeoğlu ile nişanlanan Taner Ölmez'den, son dakika evlilik açıklaması geldi. Rating rekortmeni, Mucize Doktor dizisinde hayat verdiği, Ali Vefa karakteriyle, hayran kitlesini genişleten Taner Ölmez, özel hayatıyla ilgili aldığı kararı, ilk kez açıkladı. Taner Ölmez, yaptığı açıklamada, Covid-19 salgını olmasaydı, şimdi evli biriydim. Nişanlım, Ece Çeşmeoğlu ile, 2021'in yazında evleneceğiz. Pandemi bitmezse bile, sınırlı sayıda davetliyle, bu nikah kıyılacak, açıklamasında bulundu. Öte yandan, diziden haftalık 30 bin lira kazanan Taner Ölmez, Bağdat Caddesi'nden, 3 milyon liraya bir ev satın aldı. Kız arkadaşıyla evlendikten sonra, yaşamını buradaki lüks dairesinde sürdürecek olan oyuncu, evin dekorasyonunu da, Çeşmeoğlu'nun zevkine göre yapacağını söyledi. Eser Yenenler, Ece Çeşmeoğlu'nu programında ağırlamanın rahatlığıyla magazin gündeminde konuşulan evlilik teklifini sordu. Taner'le evleniyor musunuz? Evlenme teklifi etti diyor, doğru mu? Evlenme teklifi etmiş, doğru mu? Olacak mı? O zaman ilk defa burada evet söylüyorum, doğru. Vallahi çok iyi. Ben de ilk defa duyuyorum. Taner Ölmez kimdir? Aslen Tuncelili olan Taner Ölmez, 9 Ağustos 1986'da dünyaya geldi. Babası kasap, annesi ise ev hanımıdır. Aynı zamanda, ünlü oyuncu Serkan Keskin'le birlikte, Barabar adlı müzik grubunda, vokal olarak yer almaktadır. İstanbul Üniversitesi, Devlet Konservatuarı, tiyatro bölümünde öğrenci olan Taner Ölmez, birçok dizi ve reklam filminde rol almıştır. Koronavirüs hala aramızda. Salgının ilk günlerinden itibaren uzmanlar koronavirüs tedbirleri konusunda bizi aydınlattılar. Biz de onların uyarılarını yinelemiş ve hepinizi tedbirli olmaya davet etmiştik. Ardından kısıtlamalar geldi. Hepimizin büyük fedakarlıklarda bulunması gerekti. Yaşlarımız ve çocuklarımız aylarca eve kapandı. Onca insan, onca sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Şimdi hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. Yakaladığımız bu başarının elimizden kayıp gitmesini göze alamayız. Üç basit kural var. Maske, mesafe ve temizlik. Hepsi bu. Bunun için ülke çapında yasaklara gerek var mı? Kendi özgür irademizle bu üç kuralı uygulasak olmaz mı? Gerçekten istersek koronavirüs tedbirleriyle sosyal hayatı ustaca bir araya getirebiliriz. Aksi halde kontrollü sosyal hayatın sunduğu özgürlüklerin tümünü veda etmek zorunda kalabiliriz. Maske, mesafe, temizlik. Hayatı korumak için şimdi tedbirde birlik olma zamanı. Unutmayın, koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Kayıp Şehir dizisiyle tanındı. Ölmez, İstanbul'un Altınları dizisindeki performansı ile dikkat çekti. Kapalı Çarşı, Kül ve Ateş ile Tatar Ramazan dizilerinde de rol alan oyuncunun geniş kitleler tarafından tanınması ise Kayıp Şehir dizisi ile oldu. Taner Ölmez, Star'da yayınlanan ve dünyaca ünlü bir dizinin uyarlaması olan Medcezir'de Mert Serez karakterini canlandırdı. Gel bakalım, anladığın dilden konuşalım seni. Sen karışma Mira, lütfen. Bana bak, benim Japon Savaş Sanatları lisansım var. Benim de iyi oldu, sen attın bana. Getirme şu çocuğu. Sen karışma Mira. Taner Ölmez, oyunculuğun yanı sıra pek çok ünlü firmanın reklamlarında da oynamıştır. Oynadığı bazı reklam filmleri, Ülker Albeni, Ülker Sanni, Piale Pigafest reklamlarında da oynamıştır. Aynı zamanda, 2014 yılında Katil Koi, tiyatro oyununda gösterdiği başarıyla Afife Jale tiyatro ödülüne layık görülmüştür. Yardımcı rolde yılın en başarılı erkek oyuncusu. Taner Ölmez, Katilci. İyi akşamlar. Oyunumuzun yönetmeni Sayın Mehmet Birkiye'ye, o
2015 yılında Kırık Kalpler Bankası filminde başrol oynamıştır. 2016 yılında ise yine Star TV'de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Genç Osman karakterini canlandırmıştır. 2018 yılında Müslüm Gürses'in hayatını konu alan Müslüm filminde sanatçının kardeşini oynamıştır. Hala Barabar adlı müzik grubunun üyelerinden biridir. Başarılı oyuncu, son olarak Fox ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor'un Alice olarak ekran önüne çıkmıştır. Taner Ölmez, 1.79 boyunda, 65 kilo ve Aslan Burcu'dur. Ece Çeşmeoğlu kimdir? Çocuk oyuncu olarak ekran hayatına başlayan Ece Çeşmeoğlu, rol aldığı projelerle adından söz ettirmiştir. Son olarak, Star TV ekranlarının fenomen dizisi Sözde, sürprizlerle dolu olan Melisa karakterine hayat veren güzel oyuncuyu yakından tanıyalım. Ece Çeşmeoğlu, 26 Kasım 1990 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. 2015 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun oldu. Ece Çeşmeoğlu, Tümay Özokur Ajansı'na bağlı olarak çalışmaktadır. Oyunculuk hayatına 2002 yılında Çocuklar Duymasın dizisinde oynayarak başladı. 2005 yılında Gümüş adlı dizide Hilal karakterini oynadı. Dizinin başrollerinde Songül Öden, Kıvanç Tatlıtuğ, Ekrem Bora, Güngör Bayrak, Laçin Ceylan, Tarık Ünlüoğlu oynadı. 2006 yılında İki Aile dizisinde Ceren Karaman karakterini oynadı. Dizede Emre Kınay, İclal Aydın, Öner Erkan, Tekin Akmansoy, Bahar Yanılmaz, Halit Akçatepe gibi oyuncular oynadı. Temmuz 2015'te Kanal D ekranlarında başlayan Yazın Öyküsü adlı dizide Yaz karakterini canlandırırken Vildan Atasever, Tansel Öngel, Çağdaş Onur Öztürk, Tuğçe Açıkgöz, Tarık Ündüz, Deniz Gürzumar, Ayşegül İşsever, Zühtü Erkan, İncilay Şahin ve Zehra Daş'tan da rol aldı. 2017 yılında Yüz Yüze dizisinde Zeynep karakterini canlandıran Çeşmeoğlu, son olarak Yuvamdaki Düşman dizisinde Ceren karakterine hayat vermişti. İçim dışım birdir aslında. Oynamam. Doğalım. Bu rol yaparken de yakalamaya çalıştığım bir durum. Doğallık ve samimiyet. Neysem o olmak, fazlası değil, sözleriyle kendini tanımlayan 28 yaşındaki Ece Çeşmeoğlu, 1.63 boyunda 52 kilo ve yay burcudur. Videolarımızı beğeniyorsanız ve yeni video eklediğimizde ilk siz haber almak istiyorsanız kanalımıza abone olun.